Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Aselsan Lisesi'nde son durum değerlendirmesi yaptığımızda teknik açıdan arkadaşlar bir önceki zirve bölümü olan 69-65 seviyesini geçen hisse fiyatlamasında 75'li fiyatları görmüş durumdayız. Teknik açıdan formasyon hedefimiz olan 78.75 seviyelerine oldukça az kaldığını görüyoruz. Yine bu bölgede geri çekilme alanlarında destek noktası olarak 3 günlük EMA ortalamasını takip etmenin doğru bir yöntem olacağı kanısındayım. Ki o da 71'li fiyatta olduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlaması yeni zirve bölgesinde biraz yatayda kalarak kar satışlarının karşılanıp karşılanmayacağını takip etmek önemli olacaktır. Bu noktada hisseyi daha kısa periyotlarda takip ederek destek noktalarını yakından izlemek için 4 saatlik periyotta ve şöyle hemen saatlik periyottaki grafiklerine de bir ufaktan göz atalım istiyorum. Teknik açıdan potansiyel yükselme hedeflerini tıkır tıkır devam ettiren hisse fiyatlamasında 4 saatlik periyotta gördüğünüz üzere yukarı yönlü trendini devam ettiren hisse fiyatlamasında 73.40 yakın desteği, alt bölgede 69.65 yatay destek ve yine bir altında EMA 13, 68.30, 65.85 ile EMA 21 seviyemiz var. Arada 66-65 desteği var. Yine bunlar daha önceki yatay direnç bölgeleri artık destek olarak hisseyi takip ettirmekte. Daha sonrasında ise teknik açıdan 4 saatlik EMA 55 seviyesi o da oldukça aşağıda kaldı 60 liralarda. Hissenin bu bölgede 69 lira üzerinde kalıp biraz yatayda takılıp ortalamaların kendine yaklaşmasını beklemesi bu bölgede mümkün olabilir. Bu bölgeyi bu şekilde takip ederek izlemek daha doğru bir ve mantıklı olacaktır. Saatlik periyotta ise ortalamalardan diğer günlük ve 4 saatlik ortalamalar uzak kaldığı için saatlik periyotta EMA 13 ve EMA 21 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trendinin devam ettirebileceğini düşünüyorum hissenin. Özellikle bu noktada 71.25 ve 69.90 70 lira bandı kritik destek seviyesi olarak karşısına çıkacaktır hisse fiyatlamasının. Yukarı yönünü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Formasyon hedefimiz 78.75'lerde olduğu için trend yönünü ve gücünü oldukça güçlü şekilde korumaya devam ediyor. Günlük periyotta yine dönüp baktığımızda hacimsel güç formasyonu oldukça güzel şekilde destekledi ve yukarı doğru ittirdiğine şahit olduk. Bugün de daha gün ortası olmasına rağmen teknik açıdan günlük hacim yakalanmış durumda. Hacimsel 20 günlük hacimsel ortalamanın üzerinde işlem yapıyoruz. Bu da hissenin gücünü koruma eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Ama kısa periyotlarda dediğim gibi kar satışlarına karşı hazırlıklı olmak için yakın stoplarınızı, yakın destek bölgelerinizi tespit ederek hisseyi izlemeye devam etmenizde yarar var arkadaşlar. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.